Onun hikayesi sıra dışı başarılarla dolu demek isterdim, fakat öyle olmadı. Onun hikayesinde yürekleri acıtan hasret ve inanması güç bir bekleyiş var. İşte Mardin'in Binebil köyünden Bahe'nin 1920'li yıllarda başlayan ve bir ömür boyu süren hikayesi. Bahe doğduğunda tüm aileyi büyük bir sevinç sarmıştı. Babası Hanna tren istasyonunda hamallık yapıyordu. Annesi Vedia ise Bahe ve iki ablasına bakıyordu. Bahe 1,5 yaşına geldiğinde tüm hayatını etkileyecek talihsiz bir olay yaşandı. Annesi onu evlerinin önündeki kuyunun yanında bulunan yatağa yatırdı. Bahe uyurken kısa süreliğine eve giren annesi bir müddet sonra Bahe'nin çığlıklarına koştu. Bir horoz Bahe'ye saldırmış, yüzünde izleri ömür boyu kaybolmayacak derin yaralar oluşturmuştu. Bu saldırının Bahe'nin zihninde de kalıcı hasarlar bıraktığı ancak 4 yaşına geldiğinde anlaşılacaktı. Bahe, yaşıtlarına göre konuşma ve anlama güçlüğü çekiyordu. Hep küçük bir çocuk gibi kalmıştı. Safça, küçük bir çocuk gibi. Bahe 6 yaşına geldiğinde babası hayata gözlerini yumdu. 3 çocuğuyla öylece ortada kalan annesi artık Mardin'de yapamayacağını düşünerek baba evi Suriye'ye dönmeye karar vermişti. Belki dayanamayacağından, belki de ona bakabileceğini düşünmediğinden Bahe'yi Mardin'de bırakmaya karar verdi. Suriye'ye dönmeden önce sanki Mardin kurulduğundan beri oradaymış gibi duran Deyrul Zaferan Manastırı'na gittiler ve Bahe'yi oraya bıraktılar. Annesi ve iki ablası Bahe'ye uzun uzun ve son kez sarıldılar. "Burada bekle Bahe, gelip seni alacağız," dediler. Onlar manastırdan ayrılıp Suriye'ye doğru yola koyulurken geride 6 yaşında safça bir çocuk bırakmışlardı. Bahe'nin kulaklarında sadece annesinin sözleri vardı. "Burada bekle Bahe, gelip seni alacağız." Bahe her gün annesinin onu bıraktığı yerde bekledi. İnanmıştı, annesi gelip onu alacaktı. Her seferinde boynu bükük geri dönmesine rağmen her kapı açıldığında "annem geldi" diyerek ilk o koşmuştu. Bahe bir yandan Deyrul Zaferan'da çobanlık, bahçıvanlık gibi çeşitli işler yapıyor, diğer yandan umudunu hiç yitirmeden beklemeye devam ediyordu. Bir gün annesi gelecek ve söz verdiği gibi onu alacaktı. Bahe tam 76 yıl annesini bekledi. Fakat annesi onu almaya gelmedi. O hep annesinin onu bıraktığı gibi 6 yaşında kalmıştı. Saf, temiz ve çocuk ruhlu. 70 yıl manastırda kalmasına rağmen Süryanice konuşamamış, çocukken annesinin öğrettiği Arapçayı konuşmuştu. Al-Ambahi huwe mitl al-hajar al-zawiye fi ad-dir. Ve keman iza la samahallah irtaham al-Ambahi teykun hajara naqsa fi ad-dir. Bahe rüyalarında hep annesini görmüştü. Yıllar boyu herkese annesini anlattı. Hep aynı 3 soruyu sordu. "Annem niye beni terk etti? Niye beni buraya bıraktı? Niye bana geri gelmedi?" Ömrünün son demlerinde Bahe'nin gözleri de görmez olmuştu. O hep bir çocuk gibi görmeyen gözleriyle bile annesinin yolunu gözledi. Onun bir gün gelip onu alacağına olan inancını hiç kaybetmedi. Bahe, 2014 yılının Nisan ayında Müslümanlar, Hristiyanlar ve Süryanilerin omuzlarında 76 yıl önce bıraktığı yerden annesine uğurlandı. Benim Manastır görevlileri Bahe'nin öldüğü sırada bile annesini sayıkladığını ve anne özlemiyle ömrünü tamamladığını söylediler. Bahe'nin hayat hikayesinden etkilenen Mardinli yönetmen Haydar Demirtaş,
Misafir adlı belgeselinde manastırdakiler tarafından büyütülen Bahe'nin yürekleri acıtan hikayesini ve annesine duyduğu özlemi Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice anlattı. Haydar Demirtaş Suriye'ye giderek ablalarından birine ulaşmayı başardı. Bahe'nin ablası yıllar sonra gördüğü kardeşinin fotoğrafını öpüp koklarken ayrılıklarını anlatmış fakat o da Bahe'yi görmeye gelmemişti. وحطته في الدير وصار الدير أمه وأبوه